arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese selamlar. Böyle küçük bir melodiyle bu videoyu çekmeye başlamak istedim. Şimdi arkadaşlar, bugün ne anlatacağım? Bugün bence benim için önemli, sizin için belki anlattıktan sonra önemli olacak bir şey anlatacağım. Arkadaşlar, kemanda yastık takmak önemli mi? Takmasam ne olur? Takmaya gerek var mı? Yoksa sadece hani hocam taksanız da olur, takmasanız da olur mu diyeceksiniz. Böyle düşünenler olabilir. Şimdi arkadaşlar, kemanda yastık takmak bence çok önemli. Neden? Öncelikle yastık nasıl takılır da göstereceğim ama. Şimdi yastıksız, şöyle söyleyeyim. Kemanı omzunuza koyduğunuzda şurada bir boşluk oluşuyor. Normalde çenelik var, ben çıkardım onu. Özel bir durumundan dolayı, fakat normalde şöyle bir yine bir boşluk oluşuyor. Şimdi keman yastığı, daha doğrusu keman yastığı bu boşluğu biraz daha kapatıyor. Ve bunu yukarı kaldırdığı için tam çenenizle birlikte keman şu şekilde sağlam ve boynunuza ekstra bir hareket yapmamanızı sağlıyor. Tamam? Yani şöyle düşünün. Keman yastığı taktım da ne oluyor onu söyleyeyim. Kemanı biraz daha yukarı kaldırdığı için boynuma ekstra bunu tutayım diye şöyle yatırma ihtiyacı duymuyorum. Peki yastık takmadığımda yatırırsam ne olur? Arkadaşlar, yatırırsanız boynunuzun şu kaslarını şu şekilde sürekli esnetirsiniz. Esnettiğinizde daha sonrasında boyun düzleşmesi dediğimiz işte kas sıkıntıları, ondan sonra boyun fıtığı, bunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Ama her yastık takmayan da boyun fıtığı olacak, boyun düzleşmesi olacak diye bir şey değil. Hani öyle kesin olacaksınız diye de konuşmak biraz anlamsız olur. Ama ne bileyim, hani fizik tedavi, fizyoterapist öğrencilerimin söylediği, hocam takırsanız iyi olur. Yani ben takıyorum ama hani size söyleyeyim. Şimdi şeyi de söyleyeyim arkadaşlar, yastık nasıl takılır? Her zaman bu konuda böyle bir anlatılmıyor. Yani bu bence önemli değil nasıl takıldığı. Ama böyle bir hani yastık şöyle takılıyor, tamam mı deyip böyle hemen geçiyorlar. Önce bir göstereyim ben. Şimdi çünkü yeni başlamış olanlar var. Şimdi arkadaşlar, öncelikle kemanın sapını sol tarafa doğru, yani kalbinize doğru tutuyorsunuz, tamam mı? Kemanı şöyle yüzüstü yatırıp sapı sol elinize, kalbinize doğru gelecek şekilde tutuyorsunuz. Bir de bakın, bir ucu, yastığınızın bir ucu kalın, bir ucu ince şekildedir, tamam mı? Kalın olan tarafı, yani şu gördüğünüz gibi kalın olan üst tarafta tutuyorum şu an kalın olanı. Kalın olanın kemanın üst tarafına, şurada zaten yeri var. Şu şekilde koyduktan sonra kalın tarafını, İnce tarafını tutup şu şekilde karşılığına oturtturuyorum. Geçiriyorum şöyle. Tamam? Şu şekilde geçirdikten sonra arkadaşlar, peki hocam bu nereye kadar gidecek? Ortalama şöyle düşünün. Şimdi şurada bir alan var. Şurası. Burasıyla şu düz yeri şöyle düşünün arkadaşlar. Şuradan şöyle düz geldiğini düşünün. Şunu da şöyle çıktığını düşünün. Şunun 3'te 1 oranında duracak. Yani sanki burada mesela 1 yastık, 2 yastık, 3. yastık bölümünü düşünün. Buranın 3'e ayrıldığını düşünün. 3'te 1 oranı olan şekle koyacaksınız yastığınızı, takacaksınız. Yani 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm. Yani yastığı gelip ta buraya kadar indirmeyin. Yastık dediğim gibi şuranın şöyle yukarı çıktığını düşünün. İlk kısımda, 1. bölümde olacak. Hani biraz kaydırdınız, burada 2. bölüm, burada da 3. bölüm diye düşünürsek ilk bölüme takarsanız doğru olur. Şimdi yastığın arkadaşlar şöyle şu kısmı oynuyor. Yani şöyle düşünün. Şu şekilde göstereyim. Bakın, gördünüz mü? Şimdi bu şekilde koyduktan sonra şurada yastığınız, hatta şöyle söyleyeyim. Yastık şu şekilde şunu çevirirseniz alçaltır veya yükseltirsiniz, tamam mı? Vida gibi. Eğer sola doğru çevirirseniz yükseltirsiniz yastığınızı. Sağa doğru çevirirseniz
alçaltırsınız. Bunu kendi fiziki, yani omuz yüksekliğinize, çene yüksekliğinize göre siz kendiniz ayarlayın. Sadece onu bilin. Şuradan şunlar döner. Şu şekilde sola doğru çevirirsiniz. Eşit şekilde ikisini de ayarlayacaksınız yüksekliğini. Kendinize göre. Ondan sonra bu şekilde bırakacaksınız. Herhangi bir, bunu döndürdükten sonra bir yere takma veya kitleme diye bir şey yok. Döndürüp bırakıyorsunuz. Bunları bu şekilde yükseltebilirsiniz kendi omzunuza göre. Ondan sonra dediğim gibi kemanı soluma doğru tuttum. Kalın olan tarafını yukarı taktım. İnce olan tarafını alt tarafına taktım. Ve kemanı omzuma koydum. Şimdi şöyle olduğunu düşünün. Ben böyle bu şekilde koydum. Baktım bir tuhaflık var. Bunu şu şekilde biraz eğdim. Ha evet dedim. Şimdi tam oturdu. Bu kişiye göre değişir. O yüzden bunun, bu kesinlikle böyle olmalı. Böyle bir şey yok. Veya bu böyle olmalı. Bu sana bağlı. Sen nasıl rahatsan öyle. Arkadaşlar müzikte, daha doğrusu mesela tutuş pozisyonlarında ana tutuşlar vardır. Ama milimetrik tutuşlara karışılmamalıdır. Çünkü herkesin fiziği farklı. O yüzden bunu böyle tuttun. Ya hocam evet bunu böyle tuttum. Tamam. Mesela ben neye karışırım? Mesela tutup bu ince tarafını yukarı takma. Ondan sonra ne bileyim bu keman yastığını ta buraya kadar getirme. Bunlara karışırım. Ama hocam ya bunu böyle yapmıştık ama ben böyle daha çok rahat ediyorum dersen evet. Tamam sorun yok. Öyle rahat ediyorsan öyle. Bu önemli. Keman yastığı bu şekilde takılır. Keman yastığı takılmalı mıdır? Evet keman yastığı takılmalıdır. Yastıksız çalınmaz mı? Çalınır. Çalanlar da var. Ama tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kendi uzun yıllar çalacağınızı düşünerek boyun sağlığınızı tehlikeye atmamanızı istiyorum. Yani yastık takmak böyle bir eziyet değil. Hani ya hocam günde 5 saat keman çalışmak, hocam çalışamıyorum ya. Bunu anlarım ama yastığın böyle bahanesi yok. Tak, daha güzel çal. Bu önemli. Bir de arkadaşlar kemanını sürekli keman çantanıza koymayın. Yani malum şu zamanlar zaten evdeyiz. O yüzden kemanı keman çantasına koymayın. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Evde eğer çocuk yoksa, herhangi bir kemanı kurcalayacak biri yoksa yayınızda kemanı herhangi bir yere koyun, yastığa takılı bir şekilde. Gelip alın mesela, bir 10 dakika bir şey çalın, geri bırakın. Eğer keman çantanıza koyarsanız, daha geçen bir öğrencimle aynı muhabbeti yaptık. Hocam çantaya koyduğumda zaten onu çıkar, yastığı tak, akort et. Hani zaten üşeniyorum, 20 dakika çalışacaksam 15 dakikası hazırlamakla geçiyor diyor. Bir nevi haklı. O yüzden arkadaşlar siz eğer mümkünse kemanı keman çantanıza koymayın. Tamam. Herhangi bir böyle odanızda bir yerde veya atıyorum bugün daha gördüm Dore Müzik'te. Gerçi bu video hani eskidiğinde o para aynı kalmayabilir zaman geçtiğinde ama şu zamanda keman sehpası gördüm 50 lira arkadaşlar. Almak isterseniz Dore Müzik'te keman sehpası diye aratın. Öyle bir şey var. Hani kemanı herhangi bir böyle evinizin bir köşesinde sürekli görebileceğiniz bir köşede şöyle şık şekilde koyabilirsiniz. Gelip alıp bir 10 dakika bile çalsanız böyle moral motivasyonunuz yerine gelir. Bunu da söyleyeyim. Keman yastığı takılmalı mıdır? Keman yastığı önemli midir? Keman yastığı nasıl takılır? Bu konuları da kafamızdan attığımıza göre diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.